Merhaba sevgili öğrenciler. Zaman ölçme konusundayız. Kullanılan zaman ölçüleri. Bir milenyum çok fazla karşınıza çıkmaz ama yine bilmenizde fayda vardır. Bir milenyum 1000 yıla denk düşer. Bir asır 100 yıldır. Bir yıl 12 ay olarak ifade edilebilir. Bir yıl 52 hafta olarak ifade edilebilir. Bir yıl 365 gün 6 saat olarak ifade edilir. Ama matematiksel hesaplarda veya devletimizin, bankaların yaptığı hesaplarda bir yıl hesaplanırken 360 gün olarak anılır. Bir ay 30 gün, aynı bir ay 4 hafta, bir hafta 7 gün, bir gün 24 saat, bir saat 60 dakika, bir dakika 60 saniye şeklinde ifade edilir. Aşağıda verilen dönüşümleri birlikte yapalım. 56 ay nokta nokta yıl nokta nokta ay. O zaman bizden istenen birim ay cinsi. O zaman yılı aya benzetirken 56'yı yıl olarak 12 aya böleceğiz. Kaç kere var? 4 kere var. 48, kalan 8. O zaman buradaki bölüm yıl, kalan da hala ay. O zaman 56 ayımız 4 yıl 8 aya denk düşer. 45 ay kaç yıl kaç ay şeklinde bir sorumuz var. O zaman 45'i 12'ye bölelim. 3 kere var. 36, kalan 9. Bölümdeki ifade yıl, kalan ay. O zaman 45 ayımız 3 yıl 9 aya denk düşer. 792 günümüz kaç ay kaç gündür? O zaman bir ayımız 30 gün olduğu için 792'yi 30 güne bölelim. 2 kere var. 60, 192, 6 kere var. 180, kalan 12. En son gün, burası da ay. O zaman 792 günümüz 26 ay ve 12 günden oluşmakta. 452 dakikayı saat ve dakika cinsinden istiyor. 1 saatimiz 60 dakika olduğu için 452'yi 60'a bölelim. 7 kere 60, 420, kalan 32. Kalan dakika ve saat. O zaman 452 dakikamız 7 saat ve 32 dakikaya denk düşer. 8 ay kaç gündür diye hatırlarsanız 1 ay 30 gündü. 8 ay istendiği için 8 ile 30'u çarparsınız 240. O zaman 8 ayımız 240 gündür. 7 saat kaç dakika? 1 saat 60 dakika olduğu için 7 ile 60'ı çarparız ve 420 dakikadır denir. 13 hafta kaç gündür? 1 haftamız 7 günden oluşuyor. O zaman 13 ile 7'yi çarptığınızda 91. Yani 13 haftamız 91 günden oluşmaktadır. Bozuk bir musluk 20 saniyede bir damla su akıtmaktadır. Bu musluğun bir haftada kaç damla su akıttığını bulalım. Bu normalde günlük hayatta yaşadığımız sorunlardan bir tanesidir. Sizin göz ardı ettiğiniz küçük damlaların nasıl büyük bir göle dönüştüğünü bulalım. 20 saniyede bir damla akıtıyorsa, dikkat ederseniz 1 dakika 60 saniyeden oluşuyor. 60 saniyeyi 20'ye böldüğünüzde dakikada 3 damla yapar. Yani 1 dakikada 3 damla su düşer. Bizden istediği bir hafta. O zaman 1 saat 60 dakika. O zaman 1 saati bulalım. 1 saat için 60 çarpı 3'ten 180 damla. 1 günümüz 24 saat. O zaman 1 gün 24 çarpı 180. Bunu çarparsanız şurada çarpalım çarpma işlemini. 180 ile 24'ü çarpalım. 0, 32'nin ikisi elde var 3. 0, 6, 3. Topladığınız zaman 0, 2, 4320 damla. Peki bir günde 4320 damla. Bizden istenen bir hafta. Bir haftamız 7 günden oluşuyor mu? Evet.
O zaman 7 çarpı her bir günde de 4320 damlaysa çarptığınız zaman 30.240 damla su akıttığını görürüz. Tekrar söylüyorum. 20 saniyede 1 damla akıtıyorsa 1 dakikada 3 damla akıtır. 1 saatini bulurken 1 saat 60 dakika yapar. Her 1 dakikada 3 damla ise 60 çarpı 3'ten 180 damla yapar. 1 gün 24 saat. O zaman 1 saatte 180 damla damlatıyorsa 1 gün 24 çarpı 180'den 4320 damla. 1 hafta 7 günden oluşuyor ve her bir günde 4320 damla su akıtıyorsa toplamda 30.240 damla su akıtır. Bu da bayağı bir su yapar. Çınar 3 saat 40 dakika matematik, 1 saat 35 dakika Türkçe çalışmıştır. Çınar'ın toplam ne kadar süre çalıştığını bulalım. O zaman 3 saat 40 dakika matematik, 1 saat 35 dakikada Türkçe çalışmış. O zaman toplayalım. Topladığınız zaman 40, 35 daha 75 dakika ve 4 saat. Peki 75 dakika gibi bir ifademiz söz konusu mu? Hayır. Bunun yerine 75'i 60'a bölelim. Bir kere var 60, kalan 15. O zaman burada bir saatimiz var. Yapacağımız olay şuradaki 75 dakikanın yerine kalan 15 dakikamızı yazalım. Elde 1 saatimizi 4 saatin üstüne ekleyelim. Yani 5 saat 15 dakika ders çalışmıştır deriz. Asya akşam 22.35'te yatıp sabah saat 6.40'da uyanıyor. Asya'nın toplam kaç saat uyuduğunu bulalım. Bunu şöyle yapabiliriz. Gece saat 24'e kadar, yani 24.00'a kadar geçen süreyi bulalım. 22.35'i çıkaralım. Dikkat ederseniz dakikadan dakika çıkaracağım. Peki 00'dayken 35 çıkmaz. Komşudan gidip 1 saat aldığınız zaman 1 saat buraya 60 dakika olarak eklenir. 60 dakikadan 35 dakikayı çıkardığınız zaman elinizde kalan 25 dakika. Peki burada ne kalmıştı? 23 saat mi? 23 saatten 22 saat çıkardığınız zaman 1. O zaman 1 saat 25 dakika saat 24'e kadar. O zaman 1 saat 25 dakika saat 24'e kadar, 6 saat 40 dakikada sabah uyuduysa bunların toplamını bulalım. Topladığınız zaman 5, 6, 7 saat 65 dakika. Peki 65 dakika gibi bir dakika söz konusu mu? 65'i 60'a böldüğünüzde kalan 5 dakika, elde 1 saatinizde eklediğiniz zaman 8 saat 5 dakika uyumuştur denir. Ahmet Bey'in emekliliğine 8 yılı, Mehmet Bey'in 76 ayı, Mustafa Bey'in 1485 günü kalmıştır. Bu üç işçinin emekliliğine kalan süreleri hesaplayalım. Şimdi ilk başta Ahmet Bey'i bulalım. 5 yıl. Hepsini ortak birim olarak yorumlarsak. Emeklilik için 5 yıl. O zaman 5 ve her bir yıl 365 günden oluşuyorsa çarptığınız zaman 25, 30, 32. Bu Ahmet Bey'in kalan gün sayısı. Peki Mehmet Bey'in 76 ayı var. Her bir ay 30 günden oluştuğu için çarptığınızda 2280 gün. Bu Mehmet Bey için ve 1485 günde Mustafa Bey için. Bizden istenen nedir? Bu üç kişinin emekliliğine kalan süreleri sıralayalım. O zaman en az emekliliği olan kişi Mustafa Bey, sonra Ahmet Bey ve sonra Mehmet Bey. O zaman sıralama yaparken mutlaka ortak birim kullanmalıyız. Aksi durumda sıralama yapılamaz. Atatürk 19 Mayıs 1981 yılında doğmuş kabul edilir. Atamız 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğunda kaç yıl, kaç ay ve kaç gün yaşamıştır? O zaman bizden istenen öldüğü tarihten doğduğu tarihe çıkmış hali. O zaman öldüğü tarih önce yıl 1938, sonra ay Kasım ayı 11. ay ve sonra gün.
10 Kasım. Doğduğu tarih önce yıl 1881, sonra ay Mayıs ayı 05 ve 19 Mayıs. Bunları çıkaracağız. Çıkarma işlemini yaparken yıl, ay, gün. Şimdi 10 günden 19 günü çıkaramadığımız için komşudan gidip 1 ay alırsak, 1 ayı aldığımız zaman 1 ay 30 gündü. O zaman 30'u eklediğimizde toplamda 40 günümüz var. 40 günden 19 günü çıkardığınız zaman 21 gün. Kalan ay sayımız 10 oldu. 10 aydan 5 ay çıkardığımızda 0,5 ay. 1938'den çıkardığınız zaman 7, 5. O zaman 57 yıl, 5 ay ve 21 gün yaşamıştır atamız. 6 Aralık 2007'de dünyaya gelen Asya, 18 Eylül 2013'te ilkokula başlamıştır. Asya'nın ilkokula başladığındaki yaşını gün, ay ve yıl cinsinden bulalım. O zaman yine son tarihten, yani 2013 yıl Eylül, Eylül 9. ayımız 09 ay ve 18 gün. Aynı şekilde 2007 doğduğu tarih, yıl cinsinden yazıyorum, Aralık 12. ay ve gün 06 gün. Çıkarma işlemine başlayalım. İlk etapta günleri çıkaralım. 18 günden 6 günü çıkardığımız zaman 12 gün. Peki 9 aydan 12 ay çıkar mı? Hayır. Komşudan gidip bu sefer 1 yıl. Biliyorsunuz 1 yıl 12 ay demek. Toplamda elimizde 21 ayımız oldu. 21 aydan 12 ay çıkardığımda 9 ay. Burada dikkat ederseniz 1 yıl aldım. 2012 çıkardığım zaman 5 yıl. Yani Asya okula başladığında 5 yıl, 9 ay ve 12 günlük bir çocukmuş. Kendi doğum tarihinizde mutlaka hesaplayınız. Yani şu gün itibariyle kaç gün, kaç ay ve kaç yıldır hayatta olduğunuzu bulmaya çalışın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.